1939 yılının sonbaharında, dünya tarihinin en büyük çatışmalarından biri olan İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Naziler, Avrupa'yı işgal etmeye başlamış ve müttefik güçler, bu tehdidin büyüklüğünü yeni yeni kavramaya başlamışlardı. Ancak savaşın kaderini değiştirecek olan şey, cephelerde yapılan savaşlar değil, İngiltere'nin kırsal bölgesindeki sessiz bir malikanede gerçekleşecekti. Bletchley Park, Buckingham Sire'de bulunan bu malikane, İngiltere'nin en parlak zekalarının bir araya getirildiği gizli bir merkezdi. Buradaki ekibin görevi, Nazilerin kullandığı Enigma şifreleme makinesinin kodlarını kırmaktı. Enigma, o dönemin en gelişmiş şifreleme cihazıydı ve Alman ordusunun tüm iletişimini koruyordu. Bu makinenin şifresini çözmek, savaşın seyrini değiştirebilecek kritik bir öneme sahipti. Enigma makinesi, 1920'lerde Alman mühendis Arthur Scherbius tarafından icat edilmişti. Makine, her gün değişen karmaşık bir sistem kullanarak mesajları şifreliyordu. Şifreleme işlemi o kadar karmaşıktı ki, Almanlar bu sistemin kırılamaz olduğuna inanıyorlardı. Ancak Bletchley Park'taki ekip, bu inancı sarsacaktı. Bletchley Park'taki ekibin başında, genç bir matematikçi olan Alan Turing vardı. Turing, daha önce teorik bilgisayar biliminin temellerini atmış ve Turing testi olarak bilinen yapay zeka testini geliştirmişti. Şimdi ise, kariyerinin en büyük zorluğuyla karşı karşıyaydı. Enigma'yı kırmak. Turing ve ekibi, işe Polonyalı kriptografların daha önce yaptığı çalışmaları inceleyerek başladı. Polonyalı matematikçiler Marian Rejewski, Jerzy Rojki ve Henryk Zygalski, 1930'ların başında Enigma'nın erken versiyonlarını kırmayı başarmışlardı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte, Almanlar sistemi daha da karmaşık hale getirmişti. Turing, Enigma'yı kırmak için bomba adı verilen elektromekanik bir makine tasarladı. Bu makine, Enigma'nın olası ayarlarını hızlı bir şekilde deneyerek doğru kombinasyonu bulmaya çalışıyordu. Ancak bu süreç hala çok zaman alıyordu ve her gün değişen Enigma ayarlarıyla baş etmek büyük bir zorluktu. 1941 yılının Mayıs ayında, İngiliz donanması büyük bir risk alarak bir Alman denizaltısını ele geçirdi. Bu operasyon sırasında, güncel bir Enigma makinesi ve kodlama kitapları ele geçirildi. Bu, Bletchley Park ekibi için büyük bir atılım fırsatıydı. Ele geçirilen bilgiler sayesinde, Turing ve ekibi Enigma'nın şifresini daha hızlı ve etkili bir şekilde kırmaya başladı. Ancak başarı beraberinde yeni zorluklar da getirdi. Şimdi ekibin karşısında yeni bir problem vardı. Elde edilen bilgileri nasıl kullanacaklardı? Eğer her şifrelenmiş mesajı çözerlerse, Almanlar şüphelenebilir ve sistemi değiştirebilirdi. Bu nedenle, hangi bilgilerin kullanılacağı konusunda çok dikkatli davranmak zorundaydılar. Bu sorunu çözmek için Ultra adı verilen gizli bir istihbarat sistemi oluşturuldu. Ultra sayesinde çözülen Alman mesajları dikkatli bir şekilde filtreleniyor ve sadece en kritik bilgiler kullanılıyordu. Bu sayede Almanlar şifrelerinin kırıldığından şüphelenmiyordu. Enigma'nın kırılması, savaşın seyrini dramatik bir şekilde değiştirdi. Örneğin, 1941 yılında Kuzey Afrika'daki çöl savaşlarında, İngiliz generali Bernard Montgomery, Alman general Erwin Rommel'in planlarını önceden öğrenerek büyük bir avantaj elde etti. Bu bilgiler sayesinde, Montgomery, El Alamein Muharebesini kazanarak, Kuzey Afrika'daki dönüm noktasını oluşturdu. Atlantik Okyanusu'ndaki Denizaltı Savaşı'nda da Enigma'nın kırılması kritik bir rol oynadı. Alman denizaltılarının konumları ve planları öğrenilerek, müttefik konvoyları güvenli rotalar üzerinden yönlendirildi. Bu sayede İngiltere'ye giden hayati önemdeki malzeme sevkiyatları korunabildi. Ancak Enigma'nın kırılmasının belki de en büyük etkisi Normandiya çıkarması sırasında görüldü. 6 Haziran 1944'te gerçekleşen bu operasyon, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biriydi. Müttefikler, Enigma sayesinde elde ettikleri istihbarat bilgileriyle Almanları yanıltmayı başardılar. Çıkarmanın nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda Alman komutanları kararsız bırakarak operasyonun başarıya ulaşmasını sağladılar. Bletchley Park'taki çalışmalar sadece Enigma ile sınırlı kalmadı. Ekip, Almanların daha karmaşık olan Lorenz şifreleme makinesinin kodlarını da kırmayı başardı. Bu başarı, Colossus adı verilen dünyanın ilk programlanabilir elektronik bilgisayarının geliştirilmesine yol açtı. Savaşın sonlarına doğru, Bletchley Park'ta yaklaşık 10 bin kişi çalışıyordu. Bu ekip içinde matematikçiler, dil bilimciler, satranç ustaları ve bulmaca çözücüler vardı. Farklı disiplinlerden gelen bu insanların bir araya gelmesi, problemlere farklı açılardan bakılmasını sağladı
ve başarının anahtarlarından biri oldu. Ancak bu başarının bedeli de ağır oldu. Çalışanlar üzerindeki baskı ve stres çok yüksekti. Günde 12 saat çalışmak normal kabul ediliyor, bazen bu süre daha da uzuyordu. Ayrıca yaptıkları işin gizliliği nedeniyle ailelerine ve arkadaşlarına hiçbir şey anlatamıyorlardı. Bu durum, birçok çalışanın psikolojik sorunlar yaşamasına neden oldu. Savaşın sona ermesiyle birlikte, Bletchley Park'taki çalışmalar da sona erdi. Winston Churchill, buradaki tüm belgelerin ve ekipmanların imha edilmesi emrini verdi. Bu emir titizlikle uygulandı ve Bletchley Park'ın varlığı uzun yıllar boyunca gizli kaldı. Bletchley Park'taki çalışmaların gizliliği o kadar sıkıydı ki, savaştan sonra bile çalışanlar yaptıkları işten bahsedemiyorlardı. Bu durum, birçok kahramanın tanınmadan ve takdir edilmeden yaşamasına neden oldu. Alan Turing bile savaş sonrası dönemde hak ettiği saygıyı göremedi. 1952 yılında eşcinsel olduğu için yargılandı ve kimyasal hadım cezasına çarptırıldı. 1954 yılında henüz 41 yaşındayken intihar etti. Bletchley Park'ın ve Enigma'nın kırılmasının hikayesi ancak 1970'lerin sonlarında ortaya çıkmaya başladı. 1974 yılında eski bir Bletchley Park çalışanı olan Frederick Winterbotham, The Ultra Secret adlı bir kitap yayınladı. Bu kitap, Enigma'nın kırılmasının hikayesini ilk kez kamuoyuna duyurdu. Kitabın yayınlanmasından sonra, diğer eski çalışanlar da anılarını paylaşmaya başladılar. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nın bu gizli kahramanları yavaş yavaş tanınmaya başladı. 1990'ların başında, Bletchley Park bir müze haline getirildi ve ziyaretçilere açıldı. 2009 yılında, İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Alan Turing'den resmen özür diledi. 2013 yılında ise Kraliçe 2. Elizabeth, Turing'e postumusaf verdi. 2021 yılında Turing'in resmi İngiltere'nin 50 sterlinlik banknotuna basıldı. Enigma'nın kırılmasının etkisi sadece 2. Dünya Savaşı ile sınırlı kalmadı. Bu çalışmalar modern bilgisayar biliminin ve kriptografinin temellerini attı. Bletchley Park'ta geliştirilen teknikler ve fikirler, günümüzde kullandığımız şifreleme ve güvenlik sistemlerinin öncüleri oldu. Ayrıca Bletchley Park'taki çalışmalar, interdisipliner işbirliğinin gücünü gösterdi. Farklı alanlardan gelen insanların bir araya gelerek büyük sorunları çözebileceğini kanıtladı. Bu yaklaşım, günümüzde birçok araştırma ve geliştirme projesinde kullanılmaktadır. Enigma'nın kırılması, aynı zamanda bilgi güvenliğinin önemini de ortaya koydu. Bu olay, ne kadar karmaşık olursa olsun hiçbir şifreleme sisteminin tamamen güvenli olmadığını gösterdi. Bu ders günümüzde siber güvenlik alanında hala geçerliliğini korumaktadır. Bletchley Park'ın hikayesi, insanın zekasının ve azminin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Savaşın en karanlık günlerinde bile bu insanlar umutlarını kaybetmeden çalışmaya devam ettiler. Onların çabaları sayesinde milyonlarca insan hayatı kurtuldu ve savaşın seyri değişti. Bu hikaye aynı zamanda bilimin ve teknolojinin savaştaki rolünü de gözler önüne seriyor. İkinci Dünya Savaşı, sadece cephelerde değil, laboratuvarlarda ve düşünce merkezlerinde de kazanıldı. Enigma'nın kırılması, bilimsel ve teknolojik üstünlüğün savaşın sonucunu nasıl etkileyebileceğinin en açık örneklerinden biridir. Ancak bu hikaye aynı zamanda etik soruları da beraberinde getiriyor. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, bunların nasıl kullanılacağına karar verenler, hala insanlar. Enigma'nın kırılması gibi büyük başarılar, İnsanlığın yararına kullanılabileceği gibi, zarar vermek için de kullanılabilir. Bu nedenle, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etik boyutlarını her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bletchley Park'ın hikayesi, aynı zamanda kadınların bilim ve teknoloji alanındaki katkılarının da bir örneğidir. Savaş zamanında, birçok erkek cepheye gittiği için, Bletchley Park'taki çalışanların önemli bir kısmını kadınlar oluşturuyordu. Bu kadınlar, kod kırma, veri analizi ve makine operatörlüğü gibi kritik görevleri üstlendiler. Ancak ne yazık ki, uzun yıllar boyunca onların katkıları yeterince tanınmadı. Enigma'nın kırılması, sabır ve sebatın önemini de gösteriyor. Bletchley Park'taki ekip, yıllarca süren çalışmalar sonucunda başarıya ulaştı. Bu süre boyunca sayısız başarısızlık ve hayal kırıklığı yaşadılar. Ancak her başarısızlıktan bir şeyler öğrenerek, ve asla pes etmeyerek sonunda hedeflerine ulaştılar. Ailelerinden, arkadaşlarından ve toplumdan uzak, gizlilik içinde çalışmak zorundaydılar. Bu fedakarlık, onların kişisel yaşamlarını derinden etkiledi ancak ülkelerini ve dünyayı kurtarmak için bunu göze aldılar. Enigma'nın kırılması,
aynı zamanda yaratıcılığın ve yenilikçi düşüncenin önemini de vurguluyor. Geleneksel yöntemlerle Enigma'yı kırmak imkansızdı. Bu nedenle Turing ve ekibi tamamen yeni yaklaşımlar geliştirmek zorunda kaldı. Bu yaratıcı düşünce tarzı, sadece Enigma'nın kırılmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda modern bilgisayar biliminin temellerini de attı. Bletchley Park'ın hikayesi, eğitimin ve yeteneğin doğru şekilde yönlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. İngiltere, en parlak zekalarını bir araya getirerek ve onlara gerekli kaynakları sağlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu, ülkelerin insan kaynaklarını nasıl etkin bir şekilde kullanabileceklerine dair önemli bir ders niteliğindedir. Enigma'nın kırılması, aynı zamanda istihbaratın savaştaki kritik rolünü de gözler önüne seriyor. Doğru bilgiye sahip olmak, savaş stratejilerini belirlemede ve hayat kurtarmada çok önemliydi. Bu ders günümüzde de geçerliliğini koruyor ve modern istihbarat çalışmalarının temelini oluşturuyor. Bu hikaye, teknolojik üstünlüğe güvenmenin tehlikelerini de gösteriyor. Almanlar Enigma'nın kırılamaz olduğuna o kadar emindiler ki, mesajlarının çözüldüğüne dair işaretleri görmezden geldiler. Bu aşırı güven, sonunda onların yenilgisine katkıda bulundu. Bu, günümüz siber güvenlik uzmanları için hala geçerli bir ders niteliğindedir. Bletchley Park'ın başarısı, aynı zamanda çeşitliliğin gücünü de gösteriyor. Burada çalışanlar arasında matematikçiler, dil bilimciler, tarihçiler, satranç ustaları ve daha birçok farklı alandan uzmanlar vardı. Bu çeşitlilik, problemlere farklı açılardan bakılmasını sağladı ve yaratıcı çözümler üretilmesine yardımcı oldu. Enigma'nın kırılması, bilginin gücünü de gösteriyor. Doğru bilgiye sahip olmak, savaşın seyrini değiştirdi. Bu, günümüzde bilgi çağı olarak adlandırdığımız dönemin belki de ilk büyük örneğiydi. Bugün, bilginin gücü her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu hikaye, aynı zamanda bireylerin tarih üzerindeki etkisini de gösteriyor. Alan Turing gibi bir dahinin varlığı, savaşın seyrini değiştirdi. Bu, tek bir kişinin bile dünya tarihini nasıl etkileyebileceğinin güçlü bir örneğidir. Bletchley Park'ın hikayesi, gizli kahramanların önemini de vurguluyor. Bu insanlar, yıllarca tanınmadan ve takdir edilmeden yaşadılar. Ancak onların çabaları, milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Bu, her zaman ön planda olmayanların da tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Enigma'nın kırılması, aynı zamanda bilimsel keşiflerin bazen beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini de gösteriyor. Turing ve ekibinin çalışmaları, sadece savaşı kazanmaya yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda modern bilgisayar çağının da başlangıcı oldu. Bu, bilimsel araştırmaların uzun vadeli ve öngörülemeyen etkilerinin olabileceğini hatırlatıyor. Bu hikaye, savaş zamanında bile etik değerlerin önemini vurguluyor. Bletchley Park'taki ekip, elde ettikleri bilgileri dikkatli bir şekilde kullanmak zorundaydı. Her şifreyi çözmek yerine, stratejik olarak önemli olanları seçtiler. Bu, etik kararların savaş zamanında bile kritik olduğunu gösteriyor. Bletchley Park'ın başarısı, uzun vadeli düşünmenin ve planlamanın önemini de gösteriyor. Savaşın başında kurulan bu merkez, yıllar boyunca sürekli gelişti ve büyüdü. Bu, büyük projelerin zaman ve sabır gerektirdiğini, ancak sonuçlarının da o kadar büyük olabileceğini gösteriyor. Enigma'nın kırılması, teknolojik yarışın önemini de vurguluyor. Almanlar sürekli olarak Enigma'yı geliştirirken, İngilizler de onu kırmak için yeni yöntemler geliştiriyordu. Bu, teknolojik ilerlemenin genellikle bir yarış olduğunu ve durmanın geride kalmak anlamına geldiğini gösteriyor. Bu hikaye, aynı zamanda başarısızlıktan öğrenmenin önemini de vurguluyor. Bletchley Park'taki ekip, sayısız başarısızlık yaşadı. Ancak, her başarısızlıktan bir şeyler öğrendiler ve sonunda başarıya ulaştılar. Bu, başarısızlığın öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Bletchley Park'ın hikayesi, aynı zamanda tarihin nasıl yazıldığını ve bazen yeniden yazılması gerektiğini de gösteriyor. Bu hikaye, uzun yıllar boyunca gizli kaldı ve İkinci Dünya Savaşı'nın resmi tarihi bu önemli olayı içermiyordu. Ancak gerçekler ortaya çıktıkça, tarih kitapları yeniden yazılmak zorunda kaldı. Bu, tarihin her zaman yeni keşiflere ve yorumlara açık olduğunu hatırlatıyor. Enigma'nın kırılması, bilgi güvenliğinin önemini de vurguluyor. Günümüzde, dijital çağda, bilgi güvenliği her zamankinden daha kritik bir konu. Enigma'nın hikayesi, en güvenli sanılan sistemlerin bile kırılabileceğini gösteriyor. Bu, sürekli olarak, güvenlik önlemlerini güncellememiz ve geliştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu hikaye, aynı zamanda ekip çalışmasının gücünü de gösteriyor.
İletçile Park'taki başarı, binlerce insanın koordineli çalışmasının sonucuydu. Bu, büyük zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolunun işbirliği olduğunu hatırlatıyor. İletçile Park'ın hikayesi, bilimin ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisini de gösteriyor. Savaştan sonra, burada geliştirilen teknolojiler ve fikirler, modern bilgisayar çağının temellerini attı. Bu, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sadece anında değil, uzun vadede de, toplumu nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Enigma'nın kırılması, aynı zamanda bilginin nasıl güç olduğunu da gösteriyor. Doğru bilgiye sahip olmak, savaşın seyrini değiştirdi. Bu, günümüzde bilgi çağı olarak adlandırdığımız dönemin belki de ilk büyük örneğiydi. Bugün, bilginin gücü her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu hikaye, aynı zamanda gizliliğin ve ulusal güvenliğin karmaşık ilişkisini de gözler önüne seriyor. İletçile Park'ın varlığı ve başarıları uzun yıllar boyunca gizli tutuldu. Bu, bazen ulusal güvenlik adına bazı bilgilerin gizli tutulması gerektiğini, ancak bunun da etik ve tarihi soruları beraberinde getirdiğini gösteriyor. İletçile Park'ın hikayesi, aynı zamanda savaşın farklı yüzlerini de gösteriyor. Savaş sadece cephede değil, laboratuvarlarda, düşünce merkezlerinde ve kod kırma odalarında da kazanılıyordu. Bu, modern savaşların sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda zeka ve teknoloji yarışı olduğunu hatırlatıyor. Bu hikaye, aynı zamanda kriz zamanlarında liderliğin önemini de vurguluyor. Winston Churchill gibi liderler, İletçile Park'ın önemini anladılar ve ona gerekli kaynakları sağladılar. Bu, kriz zamanlarında doğru kararlar almanın ve kaynakları doğru yönlendirmenin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Enigma'nın kırılması, aynı zamanda bilimin ve matematiğin pratik uygulamalarının önemini de gösteriyor. Teorik matematik ve bilgisayar bilimi, savaşın kazanılmasında kritik bir rol oynadı. Bu, temel bilimsel araştırmaların beklenmedik ve son derece pratik uygulamaları olabileceğini hatırlatıyor. Bu hikaye, aynı zamanda insanlığın zorluklarla mücadele etme ve onları aşma yeteneğini de gösteriyor. Enigma, zamanının en gelişmiş şifreleme sistemiydi ve birçok kişi onu kırmanın imkansız olduğunu düşünüyordu. Ancak İletçile Park'taki ekip, azim, zeka ve yaratıcılıkla bu zorluğun üstesinden geldi. Bu, insanlığın karşılaştığı en büyük zorlukların bile üstesinden gelebileceğini hatırlatıyor. Sonuç olarak, Enigma'nın kırılması ve İletçile Park'ın hikayesi, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli ve en az bilinen olaylarından biridir. Bu hikaye, bize teknolojinin, bilimin, istihbaratın, ekip çalışmasının ve bireysel dahiliğin gücünü gösteriyor. Aynı zamanda etik, gizlilik, ulusal güvenlik ve tarihin yazımı gibi konularda da düşündürücü dersler sunuyor. Bugün, İletçile Park bir müze olarak ziyaretçilere açık ve bu olağanüstü hikayeyi gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Bu hikaye, geçmişimizi anlamak ve geleceğimizi şekillendirmek için bize değerli dersler sunmaya devam ediyor.